Merhabalar, Semih Mutfağı'nda yeni bir tarifle birlikteyiz. Bu tarifimizde makarnalı börek çalışacağız. Çoluk çocuk kimse buna hayır diyemeyecek. Oldukça pratik, basit ve lezzetli bir tarif. Bu tarifimiz için 4 adet yufkamız, 250 gram ince burgu haşlanmış makarnamız, 250 gram beyaz peynirimiz, bir demet maydanoz ince kıyım karıştırıldı. 250 gram beyaz peynirimiz harç olarak hazırda beklemekte. Sosu içinde yarım su bardağı zeytinyağımız, bir su bardağı sütümüz, 2 adet yumurtamız mevcut. Makarnalı böreğimiz, bu basit pratik tarifimiz için hemen yapımına başlıyoruz. İlk iş olarak makarnalı böreğimizin sosunu hazırlamakla başlayacağız. Bir su bardağı sütümüzü karıştırma kabımıza alıyoruz. Yarım su bardağı zeytinyağımızı ilave ediyoruz. 2 adet yumurtamızı da bıraktıktan sonra çırpıcımızda güzelce çırpma işlemine başlıyoruz. Bunları birbirine güzelce yediriyoruz. İlk yapacağımız işlem bundan ibaret. Makarnalı böreğimizi fırında çalışacağımız için fırın tepsimizi güzelce tabanını ve yan duvarlarını yağlıyoruz. İlk iş yapacağımız bu. Yağladığımız fırın tepsimizin tabanının üstüne bir adet yufkamızı gördüğünüz gibi yan taşmalarını bırakarak seriyoruz. Serdiğimiz yufkamızın üstüne hazırladığımız sosumuzdan yeteri miktarda bırakıp fırçamızla iyice tabanına yayılmasını sağlıyoruz. Bu aşamadaki işlemimiz bundan ibaret. Evet, ilk kat yufkamızın üstüne sosunu sürdük. Şimdi getiriyoruz ikinci kat yufkamızı. Şöyle buruşuk bir vaziyette tepsimizin tamamen içine oturacak şekilde, dışa sarkmaları olmayacak, tepsimizin içine oturacak şekilde bıraktıktan sonra tekrar hazırladığımız sosumuzla fırçamız yardımıyla ikinci kat yufkamızı soslama işlemine geçiyoruz. Şu aşamada yapacağımız işlem bundan ibaret. İkinci kat yufkamı da sosladıktan sonra şimdi 250 gram kadar ölçeklendirdiğim makarnamı her yerine eşit gelecek oranda döşüyorum. Gördüğünüz gibi. Evet, makarnamı gördüğünüz gibi gayet güzel döşedim. Şimdi sıra geldi bir kat daha yufkamı öyle tepsimin dışına vermeden buruşuk bir şekilde tepsimin içine döşemeye. Bu döşemeyi yaptıktan sonra hemen sonra gene sosumdan bırakıyorum ve fırçam yardımıyla yayma işlemine devam ediyorum. Sosladıktan sonra yufkama kat olarak bu sefer peynirlerimi bırakacağım ve peynirlerimi de yufkamın üstüne homojen bir şekilde dağıtacağım. Bu aşamada yapacağım işlem bundan ibaret. Evet, sıra geldi. Peynirlerimizi gördüğünüz gibi güzelce döşedikten sonra son kat yufkamızı vermeye. Son kat yufkamızı da böyle düzgün bir şekilde bırakıyoruz gördüğünüz gibi. Sonra tekrar sosumuzdan kapak yaptığımız yufkamızın üzerine bırakıp fırçamız yardımıyla her tarafına yedirme işlemine devam ediyoruz. Şimdi geldi en son hamlemize. Kapak ve taban yufkalarımızı örtüştürüp kapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Gayet.
gayet güzel bir şekilde kapıyoruz. Ve kalan sosumuzu da en üstüne döküp yine fırçamız yardımıyla homojen bir şekilde dağılımını sağlıyoruz en üst kısmımıza. Evet, fırına verme aşamamıza geldik. Fırına vermeden önce pizza keseceğimiz yardımıyla makarna böreğimizi keseceğiz. İlk önce bir ortadan kesik attık. İkinci dilim olarak geniş olarak aldığımız kalın katmandan devam ettik. Bir diğer kalın katmanın tarafından devam ettik. Evet, tepsimizi çeviriyoruz ve tekrar kesim işlemine devam ediyoruz. Evet, kesim işlemimizi gördüğünüz gibi tamamladık. Yani 4, 8, 12, 16 parçaya böldük makarna böreğimizi. Giriş malzeme listemde vermemiştim. Çünkü opsiyonel bu. Benim damak tadıma uygun olduğu için fırına vermeden önce güzelce çörek otu bırakıyorum. Susam da bırakabilirsiniz ayrıca. Ben çörek otu tercih ediyorum ve çörek otu bırakıyorum güzelce fırına girmeden önce. Herhalde bu lezzete başta da söylediğim gibi çoluk çocuk, büyük küçük kimse hayır diyemeyecektir. Oldukça pratik ve uygulaması kolay bir lezzet. Şimdi 190 derece fırınımda pişimini takip edeceğim. Bilare pişimini tamamladıktan sonra servis aşamasına geçeceğim. Pişimini tamamlayan makarna böreğimizi gördüğünüz gibi fırından aldık, servise sunacağız. Fakat şöyle sunmadan bir parça alalım bakalım durum neymiş, ne değilmiş. Evet, güzelce birbirine geçmiş. Peynirlerimiz erimiş katında. Evet, gayet güzel görünüyor durum. Şimdi servise hazırlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi makarna böreğimizi servise hazırladık. Daha önce test ettik, onayladık. Evet, biraz kalori anlamında zengin bir tarif ama ara ara da kendimizi böyle şımartmak lazım. Makarna böreği, sütün girdiği, peynirin, makarnanın, yufkanın girdiği oldukça güzel bir kombin. Bizim de damak tadımıza uygun. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Semih Mutfağı'nda bu sefer makarna böreğini çalıştık. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalınız.